Daha önce hiç 70 kilo bir adamdan dayak yediniz mi? <laughs> pardon, pardon. Hoş geldin. Daha önce hiç eğimin neden kötü, daha önce hiç eğimimi geliştirme için ne yapmalıyım diye düşündün mü? Eğer düşündüysen doğru yerdesin. Fakat şöyle bir şey var. Ben bu videoda size eğim çalışmadan elinizden geldiğince ve doğru hamlelerle eğiminizi geliştirmeye çalışacağım. Bu garip bir cümle oldu ama. Yani işin özü eğim çalışmadan eğiminizi geliştiremezsiniz. Fakat bir tutam baharat falan ekleyerek güzel bir şey ortaya çıkarabilirsiniz. Hiç adam vuramamaktansa 5-10 vurabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Fakat eğer eğimim iyi diye düşünüyorsanız ve meraktan geldiyseniz buradaki bilgiler eğiminiz iyi olsa da işinize yarayacaktır. Çünkü eğiminiz iyi de olsa kötü de olsa bilmeniz gereken şeyler. Yani eğiminiz çok iyi olup kötü crosshair placement'a sahip olabilirsiniz veya yanlış hareketler yapıyor olabilirsiniz. Bu videoda bunları sizin için derledim topladım. Çok bekletmeden hadi anlatmaya geçeyim. Bu arada siz de aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Herhangi bir sorunuz veya başka bir şeyiniz varsa veya herhangi bir öneriniz varsa da bunun için de Discord kanalıma gelebilirsiniz. Birincisi yanlış eğim koyuyor olma ihtimaliniz. Gümüş üstünün yaptığını düşünmüyorum. Fakat eğimler çok oynuyor. Yani buraya pikleyeceği zaman adamın şu şekilde eğimi dönmesi gerekirken adamın eğimi bu şekilde böyle bir şeyler oluyor. Yani bu kadar sallanmıyor abartıyorum da. Her türlü oyun bozuluyor. Yani buraya bakacakken şuraya bakarak çıkıyor falan gibisinden veya buraya bakarak çıkıyor. Mesela mitten çıkan bir oyuncunun tam kafa hizasında olması için şu hizada çıkması gerekiyor bak. Şunun biraz üstü işte şu hizada çıkması gerekiyor. Bu tam kafadır. Ama gelip mesela bu şekilde çıkan oluyor. Bu şekilde fazlalıkla çıkan oluyor veya body çıkan oluyor. Bu yanlış. Buradan çıkan adam hani burada hangi spotta çıkılacağını bilmesi gerekiyor veya buradan çıkan adam. Bak bu şekilde çıkarsan mesela yere bakarak çıkarsan ama tam olarak bu şekilde bakarsam direkt buradaki oyuncuyu daha hızlı reaksiyonla vurabilirim. İkincisi skin kullanımı. Evet gerçekten üzücü bir şey ama skin'in oyuna çok etkisi var. Hatta eğer çok fazla skin kullanıyorsanız da skin'siz oynamanın oyunu etkisi. Mikrofona vurdum yanlışlıkla. Skinsiz oynamanın oyunu etkisi var. Siz de hissetmişsinizdir. Eğer çok fazla skin'i olan sürekli skin'le oynayan insansanız yerden bulduğunuz standart vandal aldığınızda daha iyi oynuyorsunuz. Eğer skin'iniz yoksa yerden bulduğunuz skin'li vandalla daha iyi oynuyorsunuz. Bu psikolojik olarak bir etki. Abi gidip harul hurul skin alıp iyi oynayamazsın. Böyle bir şey de var ama psikolojik olarak etki olduğu için ufak da olsa imkanınız varsa keza şu anki dönemde çok zor ama imkanınız varsa hiç olmadı bir vandal skin almanızı tavsiye ederim ben. Bir sonraki konu doğru pozisyon alma mı? Doğru pozisyondan kastım da direkt adamın karşısına löpçük gibi çıkmanız. Yani ben mesela bir rakip oyuncuysam düşük eloysam eğer şu şekilde direkt bu şekilde koşa koşa gelirim. Ama eğer yüksek elo oy bir oyuncuysan temizliğe temizliğe oynarsın. Buraları bu şekilde. Şimdi düşük olduğunuzu varsayıyorum. Yani düşükten kastım plata kadar bu şekilde olduğunuzu varsayıyorum. Bu şekilde çıktınız. Bak gördün mü? Eğimim hiçbir yeri stabil kalmıyor. Çünkü niye? Gözüm adam arıyor. Benim gözüm yani bir buraya bakıyor, bir buraya bakıyor, bir buraya bakıyor, bir buraya bakıyor. O esnada crosshair'ım nerede? Ortada geziyor kendi kendine. Burada anlatmak istediğim tam olarak şu. Siz nişangahınızla gözünüzü bir tutmalısınız. Yani buraya baktığınız zaman gözünüz de burada olmalı. Sol tarafa baktığınız zaman gözünüz, nişangahınız da burada olmalı. Nişangahınız ve gözünüz aynı yere bakıyor olmalı. Ve şu konuya da bir açıklık getireyim. Nişangah kim oyuncu nişangahıyla beraber takip eder. kim oyuncu gözüyle takip eder. Sonra nişangahını getirir. Fakat bu şu demek değildir. Şimdi bana yorumlarda demeyin. İşte ben gözümle bakıyorum nişangahımı öyle getiriyorum demeyin. Çünkü siz o anda buraya bakıyorsunuzdur. Gözünüz ilk oraya bakıyor da olabilir. Ama benim buradaki demek istediğim şey bir side clearlama. E side clear konuşamıyorum. Side clear atıyorsan yani side temizliyorsan. Sen aimini buraya koyup sol tarafa bakamazsın. Veya aimini buraya koyup sola sağa bakamazsın. Adam gibi cross aim'i de buraya koyman gerekiyor. Bu yüzden buraları çıkarken bu şekilde temizleyerek çıkmanız gerekiyor. Eğer ben bu şekilde koşturarak böyle çıkarsam bak adam vuramayacağım. Çünkü niye? Crosshair'ımı takip etmiyorum. Gözüm adam arıyor. Yani ben bu adamı atıyorum. Solda gördüm. Böyle sprey atarım. Ya geldim geldim. Solda adam var. Aa sprey attım. Gibi. Ya da bunu bildiğim için vurabildim. Normalde vuramazsın. Ama onun yerine şu şekilde temizliğe temizleye gelirsem. Mesela direkt burada gördüm. Temizlemem gerekiyor. Gözüm ve nişangem aynı yerde olabilmeli ki bana tepki verebilsin. Tezahürat savunmada da aynı şekil. Mesela atıyorum side'a gel. Normal side'a gel. Bak adamın ilk bakacağı yerdeyim görüyor musun? İlk olarak adamın aim koyacağı yerdeyim. E, adamın eli benimkiyle hızlı. Benim konuşamıyorum. Amına, abi söyle. Adamın eli benimkinden hızlıysa adam tabii ki beni vuracak. Ve %80 hızlı. Çünkü ilk o bana pikliyor. Oyunda şöyle bir şey var. Ben buraya direkt piklersem ondan daha hızlı tepki veririm. Ve senden daha hızlı tepki verme şansı da oluyor. Bu karşılıklı bir delay süreci gibi düşünün. Monitörün her ayarları bir şeyler. Onun yerine eğer Jet Chamber gibi ajan oynuyorsam bu şekilde daha çok beni dikkate alarak beklemeyeceği yerlerden pikleyebilirim. Eğer rakip zaten etrafı temizleyerek çıkmıyorsa az önceki anlattığım gibi ortalama bir plat oyuncuysa direkt bakarak çıkıyorsa asla bana tepki gösteremez. Ben vurup dash atarım veya Chamber'san vurup E atarım. Reyna E çekerim. Omen'sam C bile atabilirim yani. Bir diğer sebebi dry peak olayı. Yani rakiple hiçbir yeteneğinizi kullanmadan rakibe piklemeniz. Mesela atıyorum ki ortalama bir neon oyuncusu hatta ortalamanın altı olan bir neon oyuncusu buna herkes daha çünkü bu düşünerek bulmanız gereken bir şey artık her karakterde olması gereken bir şey. Skillinizi doğru kullanmalısınız. Ben buraya gelirken hiçbir skillimi kullanmazsam bu şekilde piklersem elbette ki karşımdaki adamı vuramam. Ama gelip de mesela bir tane buraya çarptırıp bir tane buraya çarptırırsam bak gördün mü? Belki sayıda da burayı da stun atmış bulunuyorum veya bakayım mesela bu nereye gidiyor? Bak görüyor musun? Elektriğe stun attım. Buraya attım. İşte bek şeye cımbırtı kutuya sanattım. Mesela ben oraları sanatıp, buraya sanatıp, atıp C atıp içeri girersem kolay kolay kimse tek vermez. Buradan çıkar buradaki oyuncuyu vururum gibi. Bu şekilde skinlerinizi doğru kullanmanız gerekiyor. Veya olmasanız burada pikleyecekseniz eğer önce flashınızı da atmanız gerekiyor. Bu yüzden skill kullanımlarına da önem gösterin ki rakibi vurma ihtimaliniz daha yüksek olsun. Bir sonraki nişan aldıktan sonra sıkmanız. Yani burada demek istediğim şey şu. Siz rakip oyuncuyu gördüğünüzde direkt taramaya başlamayın. Rakibi gördükten sonra adamı bir kafanız kafasına eğiminizi yerleştirin. Çünkü zaten ortalamadan ortalama ile veya ortalama altı ile olduğunuz için rakibin de sizi vurma olanağı düşük. Önce kafasına bir eğimi yerleştirin ondan sonra sıkın. Yani ben burada rakibi gördüm. Mesela tam çıkıyorum. Şu şekilde direkt taramama gerek yok. Adamın yerini bildiğim için bu şekilde vurdum tabi. Çıktığım an taramama gerek yok. Bir bekle bir şuna bakayım ya. Bekle şurada direkt taramaya başlayıp öyle çevirme. Adama getir adama çevir. Yani burada demek istediğim siz önce bir crosshair'ınızı adamın kafasına koyun. Buna emin olun. Tabi 3-4 saniye beklemeyin. Bir, bir saniyelik falan bir süre yani bu. Şu şekilde adamın kafasına getirdikten sonra başla. Şu şekilde. Eğimini kafasına getir. Ondan sonra sık. Kafasına geldim. Ondan sonra sıktım. Gibi düşün. Ama ben buradan başlarsam bu yanlış. Eğimini stabil tutmaya çalış. Ben bu adamı mesela böyle eğimimi koyuyorum. Tam kafasında duruyor. Ve stabil bir şekilde bak adamın kafasında oynayabiliyor. Ama sen hem body'si hem şurası burası oynuyorsa. Yani bir yerde crosshair'ını beklerken bu şekilde. Veya direkt yanlış yerden crosshair'ını tutuyorsan. Yani crosshair placement dediğimiz şeyin pek iyi değilse. O zaman maalesef ki bu adam sana karşı üstün olduğu için seni vuracak. Bir diğer konu hızlı düşün. Hızlı oyn oynadığınız ajanı tam bilmiyorsunuz. Siz bir başkasını uzaktan izlediğiniz zaman bu adam ne yapıyor lan şuradan şunu yapabilir diye düşünüyorsunuz. Bunda okeyiz. Hani salak gibi oynuyor gibi hissediyorsunuz. Ama o adam da sizi izlediği zaman aynısını yapıyor. Bu yüzden sizin öncelikle şu algıyı değiştirmeniz gerekiyor. Takımımdaki adamın sakatlığını suçlamayın. Ben ne yapabilirdim bunu suçlamanız gerekiyor. Ona göre de kendinize bir oyun tarzı çizeceksiniz zamanla. Doğru yola edineceksiniz. Yani mesela atıyorum ki direkt buraya pikleyip ölmek yerine burada buraya çıkacak olan adamı bekleyebilirsiniz. Buraya çıkan adamı vurdun. Sonra geldin şu şekilde şuraya vurdun. Sonra tekrar döndün. Bak hızlı hızlı oynuyorsun görüyor musun? Veya şu şekilde işte C'ni M'ni e atıyorsun. Bir hareket çiziyorsun. İşte bunu vurduktan sonra şuraya C'ni attın. Şifre gibisinden bile yapabilirsiniz. Çünkü ne? Kaos anını kolluyorsun. Karakterin de bildiğin için. Mesela bu adamlar buradan geldiğinde buradaki oyuncuyu sen zaten vurmuş. buradan gelen adamlar da şorta bakmak zorunda kalıyorlar. Otomatikman sen buraya attın C'nin arkasından çıktığın an, bu oyuncuyu rahatlıkla vurabileceksin. Ama dediğim gibi sen sadece buradan oturup böyle bekleyip bir kill alırsan veya hiç beklemeyip hiç piklemeyip böyle durursan hiçbir şey yapamaz. Bu yüzden bir tık daha oynadığın karaktere hakim ol ve hareketli oyna. Bu oyun zaten hareketli oynanması gereken bir oyun. Hem bekledikçe daha çok zarar edeceksin. Bir diğeri çok basit çok sıradan bir konu ama özgüveninizi yüksek tutun. Yani öyle işte adam vuramayacağım deyip arkaya çekilirseniz sonra üzerinize gelen adamı hayli hayli vuramazsınız. Veya ben vuramayacağım zaten derseniz kendi kendinize falan hiçbir şey yapamazsınız. Bu yüzden özgüveninizi yüksek tutun. Açın YouTube'dan videoları izleyin. Öyle girin oyuna gaza gelin bir yani. Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım size bir şeyler katmıştır. Daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve yorum bırakmayı da unutmayın. biliyorsunuz Görüşürüz.